Mecliste yeni bir çalışma haftasına başladık. Bu meclisi 48 gün boyunca tatilde tutan Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi iradesi geçtiğimiz hafta meclise bir darbe yaparak başlamıştı. Ve bu darbenin sonucunda bu meclise halkın yolladığı 3 milletvekili anayasaya aykırı bir şekilde ve Mustafa Şentop'un kendi ifadeleri, kendi tutumlarıyla da çelişir bir şekilde milletvekilliği görevleri sonlandırıldı. Mustafa Şentop bu soru sorulduğunda dönemin komisyon başkanı sıfatıyla yeniden seçilen milletvekilinin yeniden dokunulmazlık kazanacağını savunuyordu. Dün bunu hatırlattığımızda kendisinden bir itiraz gelmediği gibi kendisini telefonla arayan ve bu konuda kendisiyle görüşen Adalet ve Kalkınma Partili milletvekiline de görüşünün hala aynı olduğunu, dokunulmazlığın yeniden kazanıldığını söylemiş ama kendi görüşüne rağmen yürüyen mahkeme kararını saray talimatıyla okutmaktan da geri durmamıştı. Ve dün mecliste bambaşka bir oturum yaşandı, bambaşka bir birleşim yaşandı. Geçtiğimiz hafta meclisten ayrılırken şunu söylemiştik. Demiştik ki, arkadaşlar, biz iç tüzüğün bize verdiği her imkanı kullanırız ama anayasayı çiğneyenlere, milletin seçtiği vekile darbe yapanlara karşı biz sessiz kalmaz, bunu kabullenmeyiz demiştik. Öyle yaptık. Hepiniz biliyorsunuz ki Sayıştay seçimi Meclis Genel Kurulu'na gelene kadar iktidar partisinin muhalefetle ortaklaşmayı aradığı, bilgiler verdiği ve meclis millet adına denetim yapacak olan Sayıştay'a en doğru isimlerin gönderilmeye çalışıldığı şeffaf bir süreci gerektirir. Ama plan bütçeyi takip eden herkes biliyor ki Sayıştay gibi bir kuruma üye seçilmesi sürecinde bırakın karşılıklı istişareyi, CV'lerin incelenmesi, en doğru isimlerin belirlenmesine ilişkin çabaları, iktidarın büyük ortağıyla onun muhtaç olduğu küçük ortağının çeşitli pazarlıkları, birbirlerine karşı işte kendilerine yakın olan üyeleri seçtirmeyle ilgili temasları dışında bir şey olmadı. Biz Plan Bütçe Komisyonu'ndaki oylamalara dahi katılmamak durumunda kalmıştık. Dün mecliste Sayıştay seçimi var. Normal şartlarda 45 dakika sürer. Buna kimsenin bir itirazı yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri bu oylama sırasında birincisi ilk başta hepinizin gördüğü gibi millete sosyal mesafe, yani dün mecliste oluşan o AKP-MHP'lilerin oluşturduğu o yakın temaslı kuyruğu Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir banka önünde gören Sağlık Bakanı Sayın Koca fotoğrafı paylaşıp altına aman yapmayın sosyal mesafe hatırlatıyor. Sayıştay'a yandaş seçme telaşında sosyal mesafeyi unutanlar orada birbirlerini eziyorlar. Biz iki şey yaptık dün. Bir, oy vermek için sosyal mesafeye nasıl uyulması gerektiğini gösterdik. Yerimizden kalktık, sosyal mesafeye uygun şekilde sıraya geçtik, uygun şekilde oy kullandık. Kabine giren arkadaşlarımız da kabinde Enis Berberoğlu bu kabinde niye yok diye düşündüler. Enis Berberoğlu olsaydı, bu pusulaya baksaydı ne düşünürdü diye düşündüler. Türkiye'de talimatla yasama, talimatla yargının kararını geçen hafta niye okuttu diye düşündüler. Ve kimi 5, kimi 8, kimi 10 dakika düşündü. Takdir kendilerindeydi. Oylamada 4 saat sürdü. Sıkılmış arkadaşlar. AK Parti ile arkadaşlar sıkılmış. MHP'li arkadaşlar sıkılmış. Acaba ne kadar sıkılmış olabilirler? Ne kadar? Mesela daha sonra görüntüler yalanı onları yalanladığı halde bayram tatilinde annesinden babasından ayrılan ve 10 gün boyunca
korona karantinasında Yüreğir cezaevinde tutulan Eren kadar sıkılmışlar mıdır o 4 saatte? Acaba camiden Çağbel'le provokasyonunu yapanları yakalamayıp da bunu paylaşıp müftülük bir açıklama yapacak mı diyen Banu Özdemir'i çoluğundan, çocuğundan, anasından, babasından ayrı geçirdiği bayram boyunca 10 gün boyunca sıkıldığı kadar sıkılmış mıdır AKP'liler? Yoksa acaba bir yalan ve iftira üzerinden kurgulanan efendim Can Dündar kitabında bunu bana solcu bir milletvekili verdi diyormuş, dün de sürdürüyor yalanı. O solcu milletvekili Enis Berberoğlu'ymuş diye Enis Berberoğlu'nu içeri atıyorlar. O tarihte Enis Berberoğlu milletvekili değil. Acaba dokunulmazlığı sırf CHP'nin canını yakmak için milletvekilliği düşürülen ve bir gün önce milletin vekiliyken bir gün sonra Maltepe cezaevine götürülen Enis Berberoğlu'nu gören seçmenlerinin canının sıkıldığı kadar mı canı sıkılmıştır AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin? Biz dün bunu yaptık. Yarın ne yaparız? Onu biz biliriz. Çünkü sorumluluğumuz milletimize, halkımıza, bizi buraya yollayanlara karşıdır. Anayasayı hiçe sayanlar iş düzlükte verilen hakkı suistimal ediyorsun demeyecek. İş düzlüğü yok sayanlar buna karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumuna asla ve asla söyleyecek söz bulamazlar. Bunu herkes böyle bilsin. Ondan sonra yaşananlar, ondan sonra yaşananlar utanç vericidir. Ben tabii o arkadan saldırı fevkalade üzücüdür. Muhatabı olduğum için üzüntülüyüm. Bir milletvekilinin bir başka milletvekiline, bir başka insana, bir başka canlıya bırakın arkadan saldırması, şiddeti çağrıştırması, şiddete başvurması utanç vericidir. Şans eseri yara bere almadan, şans eseri bir zarar görmeden kurtulduk. Peşinden yaşananlara da üzgünüm. Bana saldıran bir kişinin muhatap olduğu muameleye de üzgünüm. Ama meclis, parlamento konuşulan yer manasındadır. Bizi yenecek varsa sözünle, aklınla yenebilir. Bu tip rekabeti özlüyoruz. Sözümüzü sözle yenecek, aklımızı aklıyla bastıracak, bilgimizden daha çok bilgiyi tutanağa geçirecek bir rekabeti özlüyoruz. MHP'de özlüyoruz. AK Parti'de özlüyoruz. Ve meseleyi şununla bitirmek isterim bu konuyu. Biz bir santim eğilebiliriz. Bir adım geri gidebiliriz. Bir kelime eksik konuşabiliriz. Ama bunun maliyeti bu kötücül aklın, bu karanlık koalisyonun Türkiye'ye diz çektirmesi olur. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partililer, onların sözcüleri, temsilcileri asla ve asla bir santim eğilmeyecek, bir adım geri gitmeyecek, bir kelime eksik konuşmayacaktır. Bu böyle biline. Kılavuzunuz kim olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi sizden korkmayacak, asla yılmayacak, asla ve asla bir adım geri atmayacaktır. Türkiye bu karanlık koalisyondan, bu kibir ittifakından, bu saldırılardan medet uman, aklı, zihni, bilmi, kalbi, beyni terk etmiş, kaba kuvvetle başarılı olabileceğini sanan bu kötücül fikirden kurtulana kadar biz direnmeye, gerekirse bedel ödemeye devam edeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin. Bu saldırıyı gerçekleştiren partinin dahil meclisin tüm partilerinin, milletvekillerinin bu konuyla ilgili şahsımıza, partimize yönelik gösterdikleri hassasiyete, kullandıkları ifadelere teşekkür ediyoruz.
aklın gereğini yapanlarla, aklımızla, vicdanla davrananlarla, vicdanımızla, gönlümüzle karşılık vermeye devam ederiz. Diğeri, o diğerini yapanlar düşünsün devamını. Efendim, basın toplantısı olmasının gereği ve gündemdeki maddelerden önemli bir tanesi de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün nihayet her birimizi doğrulayan, kendi damadını yalanlayan öz eleştiri niteliğindeki açıklamalarıdır. Açıklama ton olarak öz eleştiri değildir ama verilen rakamlar durumu öz eleştiriye çevirmiştir. Biz geçen hafta sosyal koruma kalkanı diye ifade edilen tabloyu burada gösterdik. Ve dedik ki, ey Merkel 850 milyar euro paket açıklarken, ey Macron 350 milyar euro paket açıklarken, 12 milyar euroluk paket açıkladınız. 100 milyarlık ilk, sonra ikinci bir paket, sonra damadın çarpan etkisi, bir tek kendisinin bildiği. Yalanı çitiledikçe köpürecek, köpürdükçe para çoğalacak sanıyor. En son efendim çarpan etkisiyle 500 milyar TL falan dedi. Biz de dedik ki esnafa verersen borç veriyorsun. Çiftçiye verirsen borç veriyorsun. Ertelesen faiz koyuyorsun. Yaptığın pakete bir tek Rıfat İsercikloğlu gülüyor. Güler tabii, alıyor aslan payını. Fakir fukara ne oluyor? Aklına her krizde Rıfat Bey değil de mesela Hammal Rafet Bey'in geleceği, temizliğe giden Remziye teyzenin geleceği bir iktidar olsaydı keşke diyoruz. Ve demiştik ki topu bu işçilere ödenen kısım kendi kumbaralarından fakir fukaraya, garip kurabaya, eski veya yeni ihtiyaç sahibine verilen para da 2, 4, 5,5 milyar TL demiştik. Bu kadar. 1 milyar euro yapmıyor. 1 milyar euro yapmıyor. Ey Merkel, dün ek paketi de açıkladı. 1 trilyon euro oldu. 1000 katımız. Sadece ek pakette ey Merkel dün çocuk başına 300'er euro daha veriyorum dedi. Çocuk başına 300'er euro daha. Oysa Cumhurbaşkanı dün nihayet dedi ki 5,5 milyon dar gelirli aileye 1000'er lira verdik. Aha, biz de onu söylüyoruz. Yapıp ettiğiniz bu sizin. İşçinin kumbarasına saldırmadan işsizlik sigorta fonuna ya da zor durumdakinin borcunu faizle ötelemeden sizin yaptığınız iş sadece hepimizin vergilerinden verdiğiniz para 5,5 milyar TL. Kaç kişiye verdi? Aile sayısını veriyor. Verdiği parayı da açıklıyor. Biz sadece hesap yaptık, hesap. Alıyorsun, verilen parayı kişi sayısına bölüyorsun ve bir daha aya bölüyorsun, bir daha güne bölüyorsun. Sonuç, hane başına günde 11 TL vermiş abiler. Hane başına günde 11 TL. Çocuk başına 300 euro verenler var. Hane başına 11 TL ile övünen bir cumhurbaşkanı, bir partinin lideri. O hanede garibim Rafet senin sözünü dinlediyse, 3 çocuk yaptı ya, 5 kişiler. 11 TL veriyorsun ayda, günde. Bu 11 TL'yi 5 kişiye veriyorsun, 2 lira. Simit çay hesabını bırak, çayı bırak, kuru simit yeseler bu para yetmiyor arkadaş. Simit çay hesabıyla iktidara gelen Recep Tayyip Erdoğan, verdiğim parayla kuru simit yiyemiyor 3 çocuk yapan Hamal Rafet kardeş ya da evlere temizliğe giden Remziye teyze. Rıfat gülüyorsun diyor, keyfin yerinde. Rıfat gülüyor, sorun orada. Rıfat'ı güldürüyorsun, sorun orada. Rıfat gülsün de Rıfat'ın yanında bu ülkenin Remziyeleri, Rafetleri, Rıfkıları, Rümeysaları, onlar niye ağlasın be kardeşim? Günde 11 TL veriyorsun ve hiç çekinmiyorsun. Öbür taraftan ek paketleri açıklayanlar, kendi ülkelerini koruyanlar, bizim sözde seçimlerde düşman belletip milletten oy topladıklarınız ekrandan halkının gözünün içine bakıp kimse korkmasın diyor. Kimse aç, işsiz, yoksul kalmayacak,
Kimse işten çıkmayacak, teminatı burada diyor. Oysa bizimkiler işten çıkarmanın da önünü açan adımları atmaktan çekinmiyorlar. Sen işten çıkarırsan ben 39 lira veririm, merak etme diyor. Onun da fiiliyatta gerçek dönüşümü sadece 16 TL'lik bir para vermiş. Yani toplam verilen parayı verilen kişilere bölersen günde 16 TL'yi bile vermemiş. Bir diğer husus, benim açımdan önemli, Allah'tan yalanla baş etmenin yolu kanıt, Türkiye'de de bu meclisin tutanak dairesi görevini yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki, millete sesleniş konuşmasında, istismarcı bir cumhurbaşkanı örneği göstererek, çünkü millete sesleniş, ulusa sesleniş, Özal'ın elinde kalemini tutarak yaptığı konuşmalar, Süleyman Demirel'in özgün şivesiyle seslendikleri ya da pek de az yapsa milli bayramlarda Ahmet Necdet Sezer'in ulusa seslenişleri bir partinin genel başkanı olarak yapılmıyordu. Onlar milletin yarısına çöp, çukur demiyor, hakaret etmiyor, illet, zillet demiyor, konuşmalarında terör örgütlerini kendi partisiyle kendisine destek veren küçük ortak dışındaki her bir partiyi bir terör örgütüyle ilişkilendirmiyorlardı. Ama dün istismarcı bir ulusa sesleniş konuşmasıyla, millete sesleniş konuşmasıyla karşı karşıyaydık ve şöyle diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin Libya hükümetiyle imzaladığı deniz yetki anlaşmasından dahi rahatsızdır diyor. Karşı çıkmıştır diyor. Ya eğer bütün her şeyi biliyor da bunu yapıyorsa bu kadar yalancılık olmaz. Bu kadar yalan milletin gözünün içine baka baka söylenmez. Yok, birileri ona götürüp sayın genel başkanım CHP de buna karşı diyor da o bunu teyit etmiyorsa bu kadar tedbirsizlik olmaz devletin başında. Yok, onun önüne sunulan belgeler bu kadar yanıltıcıysa bir lidere bu kadar ihanet olmaz. Aklını başına alsın, o şımarttığı Fahrettin Altun'un önüne koyduğu bilgi notlarına bir daha baksın. Cumhuriyet Halk Partisi Libya Münasır Deniz Ekonomik Bölge Anlaşması imzalandığı gün memnuniyetini ilan etti. Pazartesi günü MYK'sında değerlendirme şuydu sayın genel başkanımızın. Geç ama doğru karar. Çünkü Yunanistan İsrail'le ayrı anlaştı, Mısır'la ayrı anlaştı, gözümüzün önünde. Bizimkiler ağzını açtı baktı 15 yıl. Hapsolduk Akdeniz'e, bu anlaşma yapıldı. Salı günü tutanak altında, şuralarda bir yerde tutanak dairesi. Tutanak altında ben dedim ki anlaşma doğrudur. Geçtir ama doğrudur. Şimdi sıra bu meclistedir. Çağrı yapıyoruz. Zaman yitirilmeden Dışişleri Komisyonu'na getirilmeli. Dışişleri Komisyonu'nda görüşüldükten sonra genel kurulda hızla geçirmeliyiz ve Birleşmiş Milletler'de bu kararı okutmalıyız. Okutalım ki Yunanistan'a karşı kazanmış olduğumuz bu taktik üstünlük Birleşmiş Milletler'de bir kazanıma dönüşsün. İfadem bu. İnanmayan açar okur. Eğer bu ifadeler tutanakta yoksa daha bu kürsüye kimse çıkmayacak bizden. Ama herkesin gözünün içinde. Çarşamba günü yanılmıyorsam hızla veya perşembe günü hızla komisyon toplandı. Volkan Bozkır bu tavrımıza teşekkür etti. Doğrudur dedi. Ve normalde zaman alır bu işler. Komisyonda hızla ve perşembe günü nöbetimin sonunda hep birlikte biz bu anlaşmaya oy vererek geçirdik. Cumhurbaşkanı dün çıkmış, CHP karşı çıktı diyor ya. Kim veriyor bu bilgiyi? Kim hazırlıyor? Yani eğer şu şeye güveniliyorsa, bizde yandaş kanal var. Sözüm meclisten dışarı arkadaşlar. Tam da meclisteyiz. Benim yandaşlar benim yalanımı o kadar çok tekrarlar ki millet bildiği doğruyu da unutur diyorlarsa ayıptır. Olacak iş değil. Ve bu ekonomik bölge anlaşmasının biz arkasında durduk da siz bu anlaşmayı hazırlayan kişiye teşekkürlerden aylar sonra
Hulusi Akar'la husumetinden dolayı, kişisel husumetinden kendisini bir başka göreve, temayüllere aykırı şekilde yaş bile beklemeden rencide ederek kendisini utandırarak atadınız. O da istifayı seçti. O da başka bir şey. Ama bizim pozisyonumuz budur. Tutanaklar burada. 100 yıl sonra da CHP'nin tavrı da okunacak. Cumhurbaşkanının dün yaptığı konuşma da okunacak. Bir diğer konu. Hani öyle bir şey ki, bunları konuşalım diyorsun. Diyorlardı eskiden, Allah'ın verdikçe veriyor. Bir bakıyorsunuz kendileri yalanlıyorlar, kendileri açıklıyorlar. Damadı Cumhurbaşkanı yalanlıyor. Libya'da tutanak altındaki ifadelere karşı bu yalanlar söyleniyor. Ben diyecektim ki Türkiye'de yargılanma ile ilgili çok sıkıntı var. Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor. Bunu hem de Enis Berberoğlu gerçeğinden hareketle söyleyecekken, dün Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilen Basri Bağcı'nın yemin töreninde Anayasa Mahkemesi Başkanı, oraya nasıl seçildiği, onun seçildiği dönemde kimlerin iktidarda olduğu falan, bunların hiçbirisini tartışmıyoruz. Ama Zühtü Aslan şunu söylüyor: bize yapılan başvuruların %52.1'i, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruların %52.1'i adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini görüyoruz diyor. %52.1. Bir parti düşünün. 18 yıldır iktidarda ve en kötü karne yargıya güven. Kendi bakanları açıklıyor zaman zaman 30, zaman zaman 25. Her seferinde reform ve 18 yılın sonunda Anayasa Mahkemesi tescil ediyor ki %52.1 oranında yapılan başvurularda adil yargılanma hakkının ihlali var. Ve bir de şunu düşünelim. Daha Türkiye'deki tüm yargı yolları tıkanmadığı için Anayasa Mahkemesi'ne başvuramayan on binlerce dosyayı da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni bu duruma getiren şey Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun şimdi simgeleştiği saray rejimidir. Geldiğiniz sandık sizi götürecek. Milletin sıtkı sıyrılıyor. Saray rejiminin sonu geliyor deyince Fahrettin Bey, altın makas. Fahrettin altın makas, işine gelen 40 saniyeyi kesip darbe yapıyorlar diye bağırıyordu. Fahrettin altın makas, geldikleri sandıkla gittiklerinde bu yaptıklarının, bütün provokasyonların, bütün yalanların, bütün yargıya baskıların hesabının adil yargılanma hakkı çerçevesinde adil yargı karşısında verileceğinden emin olsun. O konuda kendisine teminat veriyoruz. Ve halen daha bu yargıya güven %30'un altına inmişken, halen daha Burhan Kuzu, Zindaşti gibi bir baronu serbest bıraktırmak için yargıya baskı yaptığını itiraf ediyorken ve arada işte 1 milyon dolarlık, 1 milyon TL'lik rüşvetler havada uçuşuyorken, Burhan Kuzu Hukuk Politikaları Kurulu üyesi olarak sarayda oturuyor. Hani bazen öyle şeyleri öyle savunuyorlar ki, biz de kendi aramızda fikir jimnastiği yapıyoruz. AK Parti'nin sözcüsü bunu savunacak olsa nasıl savunur? Hani 2 kere 2 5 deyince Recep Tayyip Erdoğan reis kerraç cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti diyor ya bunlar. Bu mantıkla nasıl savunur dediğinde herhalde şöyle savunurlar: Burhan Kuzu orada niye oturuyor kardeşim? Herif yargıya baskı yapmış, hakimi aramış, rüşvete aracılık ettiği iddiaları var. Efendim oturacak tabii. Kötü örnek olarak oturtuyoruz köşede. Bunun gibi olmayın diyoruz. Böyle yapmayın diyoruz. Herhalde öyle oturuyor. Bu istifa hala gelmiyor, bu istifa alınmıyor ve o azil gerçekleşmiyorsa, Burhan Kuzu orada oturduktan sonra kimse bu ülkede yargı bağımsızlığından bahsetmesin. Son olarak bir yandan da tabii TÜİK başkanı değişiyor. Öyle bir zorluk var ki, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş dönemini bilenler ve içeriden eleştirenler
biz bu hale nasıl geldik diyorlar. Ve biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne zamanında parti devleti eleştirileri yaptığımızda AK Parti'nin içinden sessiz ama derinden ne partisi, aile devleti eleştirileri geliyordu. Şimdi AK Parti'nin dışına çıkan bazı siyasiler çok yüksek sesle yaşadıkları süreci kendi pratiklerini anlatıyorlar. Damadın bir tanesi ekonomi başında. Sanki esnaf lokantası işletir gibi. Lokantanın sahibi kayınpeder, kasaya damadı oturtmuş. Öbür damat SİHA üretiyor. Hanımefendi çevre politikalarında çevre bakanından daha yetkin. Oğlanın birisi vakfın başında dindar ve kindar nesil yetiştiriyor babasının siparişi üzerine. Bir tanesi kadın ve aileden sorumlu işler yapıyor. Bakanı bilen yok. Kızı konuşuluyor. Ve bu ailede artık atamalar iyice saçaklandı. Hanımefendinin özel kalem müdürünün eşini de TÜİK başkanı yapıyorlar. Bizim hanımefendi, sonra da Ömer Çelik diyor ki aileyle uğraşmayın. Bizim hanımefendiyle bir uğraştığımız yok. Ama siz devletin atamalarını bu şekilde yapmaya kalkarsanız, bakın mesela şöyle bir eleştiri oluyor bazen. Damatlardan bir tanesinin yaptığı yüksek teknolojili işler bazı yerlerde övgü alıyor. Efendim neden bu adamı damat parantezine alıyorsun? Siz bütün aileyi siyaset parantezine alarak iyi iş yapan biri varsa onu da damat parantezine bizzat alıyorsunuz. Bir ailede bir tane mi devlette sorumluluk üstlenecek, üstlenmeyecek insan olmaz. Herkese bir görev vermişsiniz. Bir tanesi işlerinde işini iyi yapıyorsa efendim bunu damat parantezine alma. Onu damat parantezine alan biz değiliz, sizsiniz. Bütün aileyi siyaset parantezinde, bütün aileyi devlet parantezinde tutarak. Ve bir gerçekle karşı karşıyayız. Geçen hafta yapılan operasyonlar TÜİK'in yereline de yereldeki örgütlenmelerine, yereldeki yerel düzeyindeki yöneticilerine de sıçradıktan sonra dün de meyvelerini vermeye başlıyor ve işsizlik rakamı açıklıyorlar. Ya başkan yardımcısını alıyorsun, öbür başkan yardımcısı alıyorsun, başkanını değiştiriyorsun, bölge müdürünü değiştiriyorsun da bu TÜİK işsizliği arttı diyebilir mi? Bir açıklama yapmış, işsizlik düştü diyor bu süreçte. Nasıl düşmüş? Toplamda bakmış 573 bin kişi azalmış. Geçen ay 3 milyon 207 bin kişi iş aramaktan umudunu kesmişti. Bu ay bu rakam 3 milyon 728 bin kişiye çıkmış. Bunu işsizlikte azalma olarak veriyorlar. Arkadaşlar bu ay 573 bin kişi aha da artık iş aramıyorum. Bıktım ben, iş aramaktan vazgeçtim demiş. Bizimkiler bunları işsiz sayısına dahil etmediği için işsizlikte düşüş var hesabı yapmışlar. Biraz insaf, biraz vicdan, biraz akıl. Bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Hangi vicdanla yapabiliyorsunuz? İş aramaktan yılanları işsiz sayısından düşerek işsizliği düşürmek, işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tam olarak yaptığı da bu. Gerçek şu, geniş tabanlı işsizlik diye bir şey var. İş arayamayacak hale gelenleri, yani yoksulluktan, düşkünlükten, iş aramaktan vazgeçenleri, bir işte çalışıp, örneğin bir oto yıkamacıda günlük çok küçük bir paraya çalışıp daha iyi bir iş arayanları, part time işsiz kaldığı için geceleyin taksi kullananları, gündüz iş aradığı halde işi var diye sayarsanız TÜİK'in rakamlarına yaklaşırsınız. Ama geniş tabanlı işsizlik, iş aramaktan vazgeçenler, bir başka işte çalışanlar, geçici çalışanlar, bunları da kattığınızda rakam %25. 4 kişiden biri işsiz. Rabia yapıyor ya tek lider. Mesele bu. 4 kişiden biri işsiz. Gençlerde 3 kişiden biri işsiz. 3 kişiden biri işsiz ve bunu bizi izleyen bütün vatandaşlarımız biliyor. Ne kadar yalan atılırsa atılsın, gerçekler vatandaşlarımızın gözüne bakan bizler tarafından ifade ediliyor. Eskiden vatandaşın arasında dolaşıp şimdi kriz döneminde başkente bile aylarca uğramayan 3000 korumanın arkasında bulunan
kişilerin vatandaşla kestikleri temas AK Parti'yi bu noktaya getirmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi bir dönemin haklı haksız bazı mağduriyetlerinin yerli yerinde veya yerinde olmayan bir takım siyaset ölçütlerinin kendilerini bir yere getirdiği bir siyasi hareketken bugün mecliste bulunan milletvekillerine siyaset yaptırmayıp saraydaki atanmışlar üzerinden milletin asabını bozanlar, milletin nevri dönüp de %49 oy aldıkları 1 Kasım'dan kamuoyu araştırmasında %30'a savrulunca bugünkü psikolojiye bürünüyorlar. Milletten kaçış yok. Er ya da geç o sandık gelecek. Bu zulüm rejimi geldiği sandıkla gidecek. Bütün herkes bundan emin olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa yanıtlayayım arkadaşlar. Ben meclise verilen ara sırasında komisyon sırasının önünden geçerken komisyon başkanının yanındaki MHP'li üye bir söz sarf etti. Ben döndüm. O sırada da tam arkamdan bir saldırı oldu. Bunu bence şöyle yapın. İçişleri Komisyonu'nun başkanı Manisa'da kamu görevi yapmış, valilik yapmış çok değerli bir isim. Ben kendisinden razıyım. Gidin deyin ki siz Özgür Özel'in yüzü size dönükken Özgür Özel'e arkadan gelip saldıran oldu mu olmadı mı? AK Parti'nin İçişleri Komisyonu Başkanı göz gözeyken ve yanındaki MHP'liyi sakinleştiriyorken o sırada arkadan saldırı oldu. Arkadan saldırmayı MHP'liler kendilerine yakıştırmıyor olabilirler. Buna hak veririm. Çünkü dün o saldırı yapıldığı sırada kendi içlerinde bizim töremizde bu yok diyenleri biz duyduk. İçişleri Komisyon Başkanı'na saldırının ne şekilde olduğunu sorarsınız. O da cevaplar. Buyurunuz. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ittifak kanunu icat edildiğinde şunu söylemiştik. Biliyorsunuz ki ittifak kanunu MHP'nin %10 barajı sınırındaydılar iyi günlerinde. Şimdi %5 sınırındalar, ondan barajı 5 yapalım, altında kalmayalım diyorlar. O sırada icat edilmiş bir iş. Biz dedik ki bu ittifak kanunu çıkarırsınız ama bu yeni rejimle birleştiğinde eskiden koalisyonlar seçimden sonra tartışılırdı 45 gün gerekiyorsa. Şimdi iki seçim arası sürekli bu tartışmalarla geçecek demiştik. Şimdi gelinen nokta da odur. Herkes o ittifak bu ittifak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız tespitlerin doğru çıktığını görüyoruz ve partilerin bizim kapımız bütün siyasi partilere açıktır gibi açıklamalar demokratik siyasal rejimin içinde partilerin kendi yaptıkları açıklamalar herhalde daha geniş değerlendirmeyi de kendileri yapacaktır. Başka sorumuz olan var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz, saygılar.